Şu anki sistemden pek de memnun gibi gözükmüyor. Yani tam bilmiyorum. O zaman gelsin de düşünürüm abla. AK Parti'ye. Merhaba değerli izleyicilerimiz. 2023'te Z kuşağı oyunu kime verecek? Bu soruyu yönelteceğiz kendilerine. Bakalım nasıl yanıtlar gelecek? Türkiye'nin geleceği sizin ellerinizde Z kuşağı olarak. Öncelikle kaç yaşındasın onu öğrenelim. 18 yaşındayım. 18 yaşındasın, çok güzel. 2023'te oy kullanacaksın sen de. Oy kullanılan Z kuşağından biri olacaksın. Ne düşünüyorsun? Kime oy vereceksin? Yani bilmiyorum ama şu anki sistemden pek de memnun gibi gözükmüyor. Neden? Yani mesela şu an pandemi dönemindeyiz. Yurt dışından gelen Türk vatandaşlarını belirli bir şekilde koruma, daha kapsamlı bir koruma olsaydı şu an daha az bir şekilde atlatmış olabilirdik. Hatta atlatmış geçmiş normal bir yaşantıya dönmüş de olabilirdik. Yani bilmiyorum, sistem çok yanlış gibi geliyor. Daha fazla önlemler alınması gerekiyor. Ya da ne bileyim hani... Evet, bir çevreyle ilgili bayağı bir değişim yapılıyor ama eğitim, sağlık konusunda daha az önlemler alınmış bir şekilde. Önlemlerin genişletilmesi gerekiyor. Şu an online, yani normalde şu an yüzde eğitim başlayacak durumda. Biz de sınavdan çıktık, sınavlar oluyor. Sınavlar nasıl geçiyor? Yani pek bir fazla eğitim alamadığımız için, canlı derslere falan katılamadığımız için eksiyiz. Yani eksik konularımız var ve bu yüzden memnun değiliz. Yani güzel geçmedi. Benimki güzel geçmedi. Böyle. Yani tam bilmiyorum. Düşüneceğim yani. Şimdiki yönetimin devam etmesini mi istiyorsun? Yoksa muhalefet partilerden birine mi vermeyi düşünüyorsun? Sence hangisi olmalı? Ben o konularla yeni hükümet. İlgilenmiyorum. Boş mu atacaksın? Aynen. Büyük niye, ihtimal. Niye boşaltmak istiyorsun ki? Kazanmayacak birisine de atabilirim yani. Bir etkim olmasın yani seçimlere. Bence şu anda bu okulların olunduğu ortamlar falan çok adaletli bir ortamda değiliz. Çok adaletli bir yerde yaşamıyoruz. Evet. O yüzden bilmiyorum ama yine de adalet sağlandığı sürece devam edebilir. Aynı hükümete yine oy veririm diyorsun. Yani ama adaletin olduğu sürece. Çünkü hiçbir şekilde adalet sağlanmıyor, olmuyor. AK Parti'ye. Neden? Seviyorum. Ekonomiyi şey yapıyor. Ülkeyi koruyor. Yani bilmiyorum, yararları çok fazla. Biraz popülerizmin etkisinde kalıyor Z kuşağı. Bu son günlerde teknolojinin gelişmesi, sosyal medyanın daha aktif kullanılması ve yani dış dünyayı daha rahat açılabilme açısından biraz batıya yönelme de var. Biraz popülerizm de var açıkçası. Yani benim görüşüm şöyle. Gençlerin, Z kuşağının biraz kafası karışık ve tabii daha nasıl söyleyeyim size, gözlerini dünyayı yeni açtıkları için, hani dünyayı yeni yeni tam tanımaya başladıkları için aslında biraz da ceplerini düşünüyorlar. Şu anda hani ekonomik olarak biraz zorlanma sürecindeyiz, zorlanıyoruz. O yüzden onlar da biraz hükümetten, devletten biraz şikayetçiler ve daha çok yeni arayışlar içerisinde oldukları için yeni bir yönetim, yeni bir çare, yeni bir düzen istiyorlar. Biraz da şey var aslında, nasıl söyleyeyim size, çok fazla bilgi birikimi olmadığı için, mesela kendi çevremde görüyorum, Atatürk dövmesi yaptırıyorlar, Atatürk imzasını dövme attırıyorlar. Ama soruyorum mesela, Atatürk'ün yaptığı inkılaplar hakkında bilgin var mı? Atatürk ilkeleri nelerdir? Atatürk'ün yazdığı kitaplar, en basitinden örnek, hani bunu bize her zaman ortaokulda, ilkokulda, lisede, hatta şu an üniversitede bile öğretiyorlar. Bunları bilmiyorlar mesela ama sadece dediğim gibi popülerizmin etkisinde kaldıkları için yüzeysel şeyleri biliyorlar, geri kalan şeyleri bilmiyorlar. Bu konuda biraz daha bilinçlenmek gerekiyor. AK Parti. Neden AK Parti'yi vermek istiyorsun? Çok seviyorum AK Parti'yi. Yani nedenini bilmiyorum ama güzel şeyler yapıyor yani. Mesela? Bilmiyorum mesela ne. Mesela ne güzel şeyler yapıyordu. Neler yapıyor AK Parti? Ekonomik şeyi katkısı çok fazla. Onları çok seviyorum. O yüzden AK Parti'ye vermeyi düşünüyorum. MHP. Neden? Ülkücüyüm. Seviyorum abla ya MHP'yi. Devlet Bahçeli'yi seviyorum. Mert TV'yi izlemeye devam edin.